Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir çok istediğiniz bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Dostlar bugün var olan bütün grafik ayarlarından tut hassasiyetlerimin hepsini sizlere göstereceğim. Ayrıca sadece emülatörde değil, tabletten oynadığımda da çok soruyordunuz. Emülatörde ve tablette kullandığım hassasiyet ayarlarını A'dan Z'ye göstereceğim. O zaman lafı hiç uzatmadan gidelim. Dostlar şimdi eğlence parkına girdim. Oradan eğitim sahasına girdim. Geldim abi, evimizin klasik kullanmış olduğu silah olan M4'te göstereceğim. Şimdi dostlar öncelikle hassasiyet ayarlarımı şöyle bir önden göstereyim. Göstermeden önce tabii burada buraları da göstereyim. Belki bakacağınız bir şey vardır, merak ettiğiniz bir yer vardır diye şöyle bir geçeyim. Grafiklerim akıcı, aşırı, renkli. Burada işte parlaklık 110'a çekiyorum. Biraz daha güzel görünüyor. Kontroller zaten burada önemli bir şey yok. Araç önemli bir şey yok. Şimdi dostlar hassasiyet bölümüne geldiğimizde mouse DPI'm. Bakın bu emülatörcülerin bölümü. Burada mobilciler geçebilir buraya. Ayrıca şunu söyleyeyim, bak dur kardeşim geçme demek istiyorum. Hala like atmadıysanız dostlar bu videoyu gerçekten siz çok istediğiniz için atıyorum. O yüzden birer like'ınızı alırım. Hala abone değilseniz de abone olursanız da tatlı olur. Şimdiden atan ve abone olan herkese kocaman teşekkürler. Dostlar emülatörcüler için olduğunu belirtmiştim. Şu andaki gösterdiğim hassasiyetlerin, o yüzden mouse'unuzun DPI çok önemli. Bakın mouse'unuzda DPI diye bir tuş olur. Şu ortadaki mesela bende DPI tuşu. Sizde farklı olabilir. Mouse'un burada ne kadar kirliymiş onu fark ettim. Kusura bakmayın. Niye böyle lan harbiden bilmiyorum. Emek kumcu, emek bu, emek yani abi. Parmak teri. Mouse DPI'm dostlar 800'deyken bu ayarlar. Yani mouse DPI'niz ne kadar yükselirse bunların da bir o kadar düşmesi falan lazım. Ama 800'e çekin ki bunların aynısını yapacaksanız 800'e çekin önce. Onu söyleyeyim yani, yoksa hayrını görmezsiniz. Şöyle göstereyim. Kamera hassasiyetlerimiz bu şekilde. Scope'un yakınlaştırma derecesi yükseldikçe dostlar hassasiyeti kısarsınız ki ona göre yani böyle eliniz böyle mala bağlamasın. Anladınız mı? O yüzden gördüğünüz gibi gittikçe düşerek ilerliyor. Yoksa yani yüksek scope bir de yüksek hassasiyet iyice cici olur. Tabi hassasiyet tamamen aslında kişinin alışkanlık meselesidir ama isteyenler var diye çekiyorum dostlar. Ateş etme animasyonumuz da bu şekilde. Buradan burayı tam olarak durdurup SS alırsanız sizin için faydalı olur. Emülatörde dostlar jiroskop kullanmadığımızdan dolayı burası yok. Fakat jiroskop kullananlara mobil tarafında söyleyeceğim. Jiroskop kullanan bütün dostlarım ve bütün tanıdıklarım, buna DOH falan da dahil, burayı 300-300-300 olarak kullanıyor. Haberiniz olsun. Gelelim bu hassasiyetlerle nasıl marifetler ortaya çıkıyor. Ben M4'de en çok Iron Sight kullanıyorum dostlar. Iron Sight, Red Dot. İşte en çok kullanılan şeyleri aldım. Iron Sight, Red Dot, 3x, 6x spreylerimize bakacağız. Şimdi şu noktaya mesela Iron Sight sprey attığımızda dostlar ne kadar... Bir dakika, oyunun sesini bir kısacağım. Şöyle dostlar, Iron Sight spreyin zaten hiçbir şekilde tepmeyip dümdüz adamın kafasına gittiğini görüyoruz. Hele ki bu adam varsa daha da oturaklı gidiyor. Çünkü bildiğiniz gibi oyunumuzda aim assist var. Yani aim yardımcısı denilen, o olay var ve daha çok kafasına çekiyor. Yani adam olmayan yeri bu şekilde atıyorsan ya adam olan yerde zaten hayatta kalmasına imkan yok. Anlatabiliyor muyum şu şekilde? Full headshot gördüğünüz gibi atıyoruz. Bu arada bütün spreylerinizde ne olursa olsun dostlar eğilerek atın. Spreyleri her zaman alışkanlık haline getirin. Adam gördün, hop eğildin, hop eğimini verdin, öyle attın. Ya ilk öncelik eğilmek. Çünkü dostlar ayaktayken en çok seker silah. Eğildiğinizde daha az seker. Yattığınızda ise neredeyse hiç sekmez. Yani en düşük minimum seker. Bu aklınızda bulunsun, bilmeyenler için söyleyeyim. Ya şöyle sprey atmayın. Böyle bir sprey yok abi. Eğileceksin. Tabi bazı pozisyonlarda o ayrı, yani yakın temasta falan ayrı. Bunlardan bahsetmiyorum. Ama genel anlamda bütün spreylerinizde eğilmeyi alışkanlık haline getirin. Eğilmeden spreye çıkmayın abi. Gelelim Red Dot'a dostlar. Zaten Iron Sight, Red Dot aynı şey. Bu arada ben M4'te Red Dot falan hiç sevmiyorum. M4'ün direkt Iron Sight'ı, yani skopsuz hali. Iron Sight nedir dostlar bu arada? Demir görüş. Yani skopsuz, şu demirden baktığımız yer var ya. O demek. Ben M4'ü böyle kullanırım ama Red Dot zaten bununla bunun aynı tepme oranı var. O yüzden 3x'e geçiyorum. 3x spreyimize baktığımızda mouse'umu dostlar çok az aşağı çekiyorum. Çok az. Yani hassasiyet ayarlarımın gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Mouse'umu kıpırdatmayacak derecede az çekiyorum. Hatta şu anda bir handcam gelebilir aslında. Bir dakika, bir handcam ayarlayayım hemen. Evet dostlar, şöyle sizler için bir handcam ayarladım yani görün diye. Normalde uzak mesafeye spreylerde mouse'umuzu böyle çekeriz. Oyun gereği, oynadığımız oyun gereği PUBG Mobile'de zaten tepme oranı düşük ama yine de bu hassasiyetlerle oldukça az çekiyorum, bakın şimdi. Çok az yani, çok bu uzun mesafede tabii değişebilir bu oran. Bu zaten dostlar yani şöyle söyleyeyim, sonlarda sprey her zaman dağılır. İlk 20 merminiz çok stabil gidebilir. İlk 10 merminiz çok stabil gidebilir. Sonrası dağılır ki zaten adam yani şu spreyi yedim mi
hayatta kalamaz yani, anladınız mı? İlk 3-4 mermi bak beynine nasıl gidiyor, bak nasıl çalışıyorum. Sadece et. Ya bu hayatta kalmasının imkanı yok dostlar. Sağ sola biraz tepiyor, aşağı hiç tepmiyor. Bunun tutamaçla da ilgisi var tabii. Eğer sağ sola tepmeyi düşürmek istiyorsanız bildiğiniz gibi ne kullanmamız gerekiyor? Yatay tutamacı kullanmamız gerekiyor ama biz dikey tarafındayız her zaman. 3x spreylerimiz bu şekilde. Biraz mermi alayım. Bu arada yatay dedim ama açılı buradaki adı, ama eskiden bu PUBG Steam'de yataydı onunla da, o yüzden aklımda öyle kalmış. Şimdi dostlar 6x'imize geçelim. 6x'i birçoğumuz 3x'e çekerek kullanırız ki böyle daha kullanışlı ve rahat olur, ama önce 6x halini göstereyim. Bu bizi biraz daha zorlayacak bir sprey. Burada biraz daha mouse'umuzu aşağı çekmemiz gerekiyor ama verim alabiliriz. Yani gayet de güzel sıktığımı düşünüyorum ben açıkçası. Şöyle başlıyorum. Oldukça net gittiğini görüyoruz. Böyle bir 80 metreye deneyelim. Biraz daha dağılmaya başladı dostlar açıkçası. 90 metrede deneyelim. Yani dediğim gibi ya, şu spreye zaten adam dayanamaz abi. Gerçekten dayanamaz ya. Bir dakika. Bu sefer elim çok kay. Tamamen elimle ilgiliydi dostlar. Öyle bir görüntü görmediniz. Sakin, sakinleş. Kendine gel, kendine gel, kendine gel. 100 metre ve sonrasında da dostlar genelde zaten 100 metre sonrasını sıkacaksanız pozisyonunuz varsa yatmayı tercih edin. Neden? Yatmanın önemi niye bu kadar yüksek? Şimdi şuraya attığım spreyi demin gördünüz. Dikkat etmişsinizdir. Ne kadar çok dağılıyor. Ama aynı spreyi de yatarsam oldukça düz gidiyor dostlar. Rakiplerinizin gerçekten bu spreylerden kaçmalarına imkan yok abi. İmkanı yok, kurtulamaz. Aim assist de zaten size yardımcı olduğundan dolayı gerçekten kurtulamaz. Çok can alıcı spreyler bunlar. Bunu 3x'e çektiğimizde dostlar çok daha kolay zaten. Şöyle gördüğünüz gibi dümdüz. Mükemmel, kusursuz bir sprey abi. Tertemiz yani. Gerçekten tertemiz spreyler bunlar. Çok seviyorum. Uzak mesafede sprey atmayı da çok seviyorum. Hassasiyet ayarlarıma da gerçekten güveniyorum. Siz de güveniyorsunuz ki zaten bayağı bir istek var dostlar. Dediğim gibi eğer kendi hassasiyet ayarlarınızdan memnun değilseniz mouse'unuzun DPI'ni 800'e düşürün ya da yükseltin. Ardından dostlar birkaç saat gelin şurada abi. Çatır çutur deneyin. İnanın alışacaksınız. Yani bunu ben hani anamın karnında atmayı öğrenmedim sonuçta. Deneye deneye öğrendim. Burada zaten her gün dediğim gibi 20 dakika 15 dakika şu antrenman sahasına girseniz spreylerinizin geliştiğini, sprey atamayanlara sesleniyorum, geliştiğini göreceksiniz. Emülatörde dostlar bu şekildeydi. Lafı çok uzatmadan hemen şimdi mobil ayarlarımıza gidelim. Şimdi dostlar hizmette sınır var mı? Yok. Yan kameraya geçtim. Sizler için mobil telefonumdan yani mobil telefonumdan kendi telefonumdan da handcam hazırladım. Bazıları bilmez diye mobilde sprey atarken parmağı nasıl hareket ettiriyoruz bunu göstereceğim. Bir mobil uzmanı değilim. Mobilde çok iyi olduğumu iddia etmiyorum. Alta aman aman sen beğendirsin falan yazmayın. Benden duymak isteyen, merak eden dostlarım için çekiyorum. İstemiyorsan izleme güzel kardeşim. Mobil profu değilim ama bilinmesi, yapılması gereken sisteme de yabancı değilim, biliyorum ve gösteriyorum. Parmağım görünüyor mu? Görünüyor. Suyum muyum? Masam bütün dağınıklıkla görülüyor mu? Dostlar buna ani karar verdim ben. O yüzden kusurumuza bakmayın. Şimdi aynı site bir direkt deneyelim dostlar. Gayet başarılı. Yani düşmanın kurtulamayacağı bir sprey. Reddat'tan deniyoruz. Tertemiz, mis gibi. Bakın burada parmağım çok çok az hareket ediyor aşağı. Şu sağ parmağıma dikkat edin. Bak sol, ben 3 parmak oynuyorum bu arada. Kontrol ayarlarımı da merak ediyorsunuzdur. Doğru, ona da bir göstereyim. Şu ayarlar şu şekilde. Dikiz ateşi mobilde açık kullanıyorum ki dostlar eğim verdiğim anda skopum açılsın. Bak olay bu. Ama emülatörde bunu kullanmıyorum. Çünkü emülatörde ben bunu başka şekilde kullanıyorum. Yani kabalı kullanıyorum. Şöyle buralar bu şekilde. Kontrol ayarlarım 3 parmak oynuyorum ve kontrollerim bu ekranda gördüğünüz şekilde. Şu parmağımla ateş ediyorum yani, şu işaret parmağımla. Hemen çık diyelim. Ben mobil hassasiyetlerimi göstermeden mi başladım, bana mı öyle geliyor? Ben ağzıma sıçayım ya, çok pardon dost lan. Puh mal. Puh. Ağzına sıçayım. Putak, ikinci tükürmeyi koy, o daha güzeldi. Birinci tükürme çok kötüydü. Neyse. Şimdi dostlar, üçüncü şans kamerası 142. Bu ikisi, şu ikisi kesinlikle 142 olsun da diğerlerini kendinize göre de şey yapabilirsiniz. 142 gerçekten çok ideal. Ama burada da dostlar şöyle söyleyeyim. Ekranınızın boyutuna göre değişir. Yani bu iPad 7. nesil. Bunun boyutuna göre en ideali bu bence. Yani benim alışmış olduğum hassasiyetler bunlar.
Dediğim gibi jiroskop açıksa bunları 300 yapın. Bunu tavsiye ediyorum. Ama ve lakin dediğim gibi ekranınızın büyüklüğüne göre değişir. Telefonculara uymayabilir bu hassasiyetler. Tekrar tekrar söylüyorum. Lazere geçmiştik. Lazerden hemen şöyle bir atalım. Biraz sesini kısacağım oyunun. Bir dakika. Buradan kısabiliyor muyum? Şuradan kısayım direkt. Şimdi dostlar bakın tekrar tekrar söylüyorum. Parmağımı aşağı çekiyorum ama Red Dot'ta ve Iron Sight'ta çok az çektim. Ama 3X'te göreceksiniz ve 6X'te göreceksiniz nasıl parmağımı aşağı çekmem gerekiyor sıkarken. Şöyle bir bakalım. Başlıyoruz spreyimize. Gayet düz. Düşmanın kurtulamayacağı tarzda gidiyor ama parmağım da bir o kadar sıktıkça aşağı gidiyor dostlar. Çünkü niye? Silahın teptiği oranı aşağı çekerek ne yapıyorum? Olduğunca silah tepiyorsa ben de tam tersini aşağı indiriyorum. Olay bu. Bakın parmağıma bakın. Görüyorsunuz değil mi? Olay bundan ibaret. Mobil oyuncusu değilim bildiğiniz gibi. Ayda yılda bir kere oynarsam oynuyorum. Spreylerim mobilde de ayarlarımla birlikte dostlar. Full 6x. Bu şekilde. Başta bir kötü başladık. Sonradan farkındaysanız topladım. Ya adamı düşürmeye gayet yetebilecek sprey. Biraz da 100 metreye çalışalım. 6x'in 6x haliyle. Şöyle başlayalım. Gördüğünüz gibi dostlar bu şekilde. Fakat yatarak sıkarsam yine dediğim gibi çok etkili. Dümdüz. Dümdüz derken o kadar sağsola gitmesini beğenenler şu anda like'a bastılar bence. Yani yatarak biraz daha dostlar aslında stabil gidiyor. Sağ sola çok tepiyor bu seferde. Yatarak spreylerde eğer genelde yatarak sprey atıyorsanız bakın genel anlamda uzağa yatarak atıyorsanız silahınıza bence dikey değil de açılı tutamaç kullanın. Gerçekten faydasını görürsünüz. Şunu var ya eğilerek daha iyi atıyordum lan sanki. Bir dakika ya bak. Bak şimdi eğilerek 100 metreye 6x. Allah Allah, ben belki mobilci olmadığım için burada bende ters çalışıyor. Yatarak. Ne? Eğilerek daha iyi atıyorum. İnanılmaz. Ayakta bakayım. Ayakta çok kötüdür. Evet, ayakta baya zor ama eğilerek en iyi atıyorum. Hayret. Çok garip. Vallahi dostlar ben hiçbir şey anlamadım şu an. Mobili tam beceremediğimle ilgilidir diye düşünüyorum yani. Tam olarak bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. 6x'in 3x haline bakalım. Bir de son kez. Abi çok iyi ya. Bakın dostlar şunu da tekrardan söyleyeyim. Rakip, gerçek rakibe sıktığınızda bu. Aim assist oyunumuzda bildiğiniz gibi aim assist var ve bu devreye giriyor. Hani attığınız sprey gerçekten çok daha düzenli gidiyor, haberiniz olsun. Yani buraya attığınız, ya şuradaki sprey var ya. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Yok abi ya. Katsın da göreyim gerçekten, hani kaçamaz. Aim assist o adama çekecek, bu mermiler zaten değecek. Bu şekilde zaten mobilde çok iyi atmıyorum ama emülatörde gerçekten iyi attığımı düşünüyor ve iddia ediyorum. Tabii önemli olan burada sizin fikir ve yorumlarınız dostlar. Bütün ayarlarımı gösterdim. Sprey konusunda bütün teknik bilgimi de sizlere aktardım dostlar. Umarım bu videodan sonra atamayanlar atmaya başlar. Atanlar da daha güzel benim sayemde atabilmiş olursa. Yani buraya girip bu video harbiden işe yaradığı gibi yorumlar görürsem be bir hafta içinde falan. Gerçekten çok mutlu olurum. Zaten çekme amacım da bu videoyu buydu. Bu videoluk bu kadar dostlar. Umarım izlerken bilgilenmişsinizdir diyorum. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve lütfen birer like bırakmayı unutmayın. Bay bay.